Efendim Avrupa'da 7 günden merhaba. Bugün de programımıza biraz erken başladık ama şimdiden şunu söyleyeyim. Önümüzdeki haftadan itibaren Avrupa'da 7 gün artık sizin saatinizde 15.30'da başlayacak. Türkiye'deki izleyicilerimiz için de şunu hatırlatayım. 16.30'da başlayacak çünkü bir saat fark var. Avrupa'da 7 gün bugün çok zengin. Öncelikle Türk Halk Müziği'nin divası Hülya Süer olacak aramızda. Efendim çok önemli bir estetik plastik cerrahi uzmanı var, operatör doktor Sayın Alp Arslan. Kendisi Alp Arslan, kendisi şu anda stüdyo konuğumuz ve gerçekten ilginç bazı örnekler gösterecek. Hepimiz şaşıracağız. Bir örnek de kendisiyle ilgili olacak. Bu arada hemen döneyim ve hoş geldiniz diyeyim. Teşekkür ederim. Alp Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, sürprizlerimizi ileriki dakikalara evet. saklayalım ve izleyicilerimize de paylaşırız. Efendim, ATV Avrupa'dan gerçekten önemli hizmetler ardı ardına geliyor ve bir sosyal hizmet çerçevesinde sizleri çok fazla ilgilendiren ki zaman zaman kendi programımda da konuk aldığımda sizlerden binlerce telefon gelen yurt dışı işçi hizmetleri daire başkanı Sayın Kara Hasan Karaliloğlu bundan böyle ATV Avrupa'da program yapacak ve programın ismi de. Sorun yanıtlayalım olacak. Sorun yanıtlayalım. Her pazartesi sizin saatinizde 21.20'de başlayacak. Ama biraz sonra Sayın Hasan Karaliloğlu'yla da biz bir antrenman yapacağız ve sizlere bazı bilgiler vereceğiz ki hazır olun diye. Ben bir kısaca merhaba demek istiyorum ve ardından da programın içerisindeki yine diğer maddelere dönmek istiyorum. Hasan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim. Efendim bulunduğunuz e, stüdyo artık Avrupalı Türklere her pazartesi iki buçuk saate yakın bir süre e, hizmet verecek. E, Allah'tan bir mani gelmezse zaten bu pazartesi de önce birlikte merhaba diyeceğiz. Nasıl hissediyorsunuz? Hazır mısınız programa? Biz de bayağı antrenman yaptınız. E, evet, e, sizin aracılığınızda yurt dışındaki vatandaşlarımıza... E, Zaman zaman seslenme imkanımız oldu ama düzenli bir şekilde sizin aracılığınızda ve ATV Avrupa'nın katkılarıyla bundan böyle yurt dışı vatandaşlarımızın karşısında olacağım. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben size kısa süre sonra tekrar döneceğim ama şimdi diğer başlıklarımızı izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Sevgili izleyiciler programımızın içerisinde e, mobilya dekorasyonunun dizaynı konusunda önemli bir e, konuk gelecek. Onu da ilerleyen dakikalarda ağırlayacağız. Ama Avrupa'dan da önemli haberlerimiz var. Örneğin Düsseldorf Başkonsolosu e-konsolosluk sistemini kurdu ki artık evinizden rahatlıkla e, konsolosluk işlemlerinizi yapabileceksiniz. İnternetiniz varsa yoksa internet kafelerden de halledebileceksiniz. Bunun yanı sıra bir programa daha giriyor ATV Avrupa ve ilk defa e, Avrupa'daki en büyük Türk özel televizyonlarından biri ki e, biz baştayız o da ATV Avrupa Avusturya'ya özel bir program yayınlayacak Avusturya Ekspresi'ye ama bu program bütün Avrupalıların ilgisini çekecek çünkü. Avrupa'daki Türklerin kendi aralarındaki iletişimini sağlamak ve kendi sosyal yaşantılarıyla politik ve ekonomik gelişmeler hakkındaki bilgilendirmeleri de ATV Avrupa aracılığıyla sağlayacaklar. Bu programımızda cumartesi günü 3 Kasım cumartesi günü efendim saat sabah 9.50'de başlayacak. Bu programla ilgili olarak da Ali Tarakçı'yı ki genel koordinatörü yaptık programın daha sonra ilerleyen dakikalarda programımıza alacağız. Yine ilerleyen dakikalarda bir önemli mesajım var size. Efendim yıllar önce bazı sahtekarlar, dolandırıcılar türemişti. Avrupa'da 7 gün adına bir takım girişimlerde bulunan. Ben şimdi Banu arkadaşımızdan rica ediyorum size bunu anlatırken lütfen üzerimde de bir yandan da bizim Avrupa'da 7 gün sitesinin KJ'si de görülsün ki oraya bakmanızda yarar var. Biz Stuttgart'ta, Mannheim'da, efendim Ludwigshafen'de bir takım işte biliyorsunuz ki eğitim birinci sloganımız bu sene ve eğitimi özendirmek amacıyla başarılı öğrencilerimizle, çocuklarımızla röportajlar yapmaya başladık. Ekibim şimdi devam ediyor o röportajlara. Şimdi bazıları bu kişilerin telefonlarını bulmuşlar. Beni ilginçtir ki bunların çoğunun telefonu bizde yok ve demişler ki efendim Avrupa'da 7 günde programa çıkacaksınız. Ve e, sizle röportaj yapıldığı için de size bedava tatil verilecek. Ama bunun şartı olarak da belli bir para ödemeniz gerekiyor. Bakın sahtekarlığa bakın. Yani e, ekonomik kriz dünyayı etkiliyor ama Avrupa'da işsiz olan bir adam da biliyorsunuz ki e, her ay maaşını alıyor. E, bu Almanya'da da böyle, Avusturya'da da öyle, diğer ülkelerde de öyle. Şimdi sizden ricam e, Avrupa'da 7 günün bütün temsilcilerinin e, isimleri... Telefonları, mail adresleri kamuoyuna açıktır. Nerede? www.avrupada7gun.com'da. Bu ad, e, adrese girerek, bu internet e, adresine girerek bizim temsilcilerimizi bulabilirsiniz. Bizim Baden-Württemberg'te, e, Bavyera'da, Orta Almanya'da ve Kuzey Almanya'da artı Hollanda'da, Belçika'da ve Avusturya'da temsilciliklerimiz var. Ve bütün temsilcilerimiz fotoğraflarıyla beraber üstelik bu sitemizde yer almaktadır. Bunun dışında Avrupa'da 7 gün adına gelen olursa lütfen telefonunu alın. Eğer telefon da ettiyse adresini de alın, bize bildirin. Çünkü ondan sonrasını biz Bundeskriminalamt'a vereceğiz. Bu arkadaşlarımız Alman polisiyle bir merhabalaşsınlar ve Alman adaletiyle de. Bir hoş beş içerisinde bulunsunlar. Pek de hoş olmayacağı da e, biliniyor tabii ki. İlerleyen dakikalarda bu konunun ihbarını yapan Baden-Württemberg temsilcimiz Işın Ziger'le de e, bağlanacağız. Telefon bağlantısı yapacağız. Kendisinden bu konuda daha detaylı bir bilgi alacağız. Efendim şimdi ben Ankara stüdyomuza dönüyorum ve Sayın Haran, e, Hasan Karahaliloğlu'na pazartesi günü başlayacak programımızla ilgili bazı sorular yöneltmek istiyorum. Hasan Bey tekrar merhaba. Merhaba efendim. Şimdi efendim, e, öncelikle sosyal e, güvenlik şemsiyesi dediğimiz zaman bunun içerisinde SSK, Bağkur değil mi? Emekli Sandığı bunların hepsi e, bunun içerisine giriyor ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik e, Bakanlığı'nın da kapsamı içerisinde. Bu arada da e, hem Sayın Bakan'a e, ve hem Sayın Müsteşara da teşekkür etmek istiyorum bu programı sizin sunmanız konusunda gerekli izinleri verdiler ve bizzat size sizle konuşarak bu izinleri verdiler. Ama bir anlamda da bu ATV Avrupa'nın gerçekten önemli bir hizmeti olacak ve diğer yandan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da bu konudaki ciddi çalışmalarının da bir örneği olacak. Tekrar teşekkür ediyorum hem Sayın Bakan'a hem Sayın Müsteşar'a ve diğer ilgililere. Efendim. Biz e, bu programda telefonlar vereceğiz e, artı e-mail e, e adresi vereceğiz. Hangi konularda vatandaşlarımız soru yöneltsinler pazartesi 21.20 Avrupa saatiyle o e, andan itibaren? Ee, sizin de e, biraz önce belirttiğiniz gibi e, anayasamızın 62. maddesi devlete. Yurt dışındaki vatandaşına sahip çıkma görevi vermiş. Evet. E, yapılan e, tüm mevzuat çalışmaları, e, önemli faaliyetler e, muhakkak vatandaşın yanında olduğu hissini devlet e, hissettirmesi lazım. Bu konuda da ATV Avrupa devletin bu görevine aracılık etmiş oluyor. Bu bağlamda biz size teşekkür ediyoruz. E, Görevimiz ATV, efendim e, kamuoyu için yapılan her türlü olumlu hizmette ATV Avrupa hep olacaktır. Ve yeni yönetimiyle birlikte de bundan sonra tam bir Avrupa kanalı olarak çok daha önemli işlere imza atacaktır. Buyurun. E, şimdi son bir ay içerisinde bir kanun e, 10 yönetmelik 20 tebliğ yayınlandı. Hem yurt içindeki vatandaş ilgilendiriyor hem de yurt dışındaki vatandaşları. Evet. Ee, bu tebliğlerin, yönetmeliklerin, kanunların özümlenip vatandaşa anlatılması Hele ki uzakta olan, yurt dışında olan vatandaşlara e, izah edilmesi elzemdi Bu program e, vatandaşlarımıza e, ilaç gibi gelecek Çok güzel tanımladınız, ne güzel. E, Evet, programda emeklilik, yurt dışı borçlanma, sağlık Almanya-Arabistan prim iadesi, İsviçre prim transferi, ülkemizde gerçekleşen reform çalışmaları, ikili sosyal